Modern Zaman'ın Eros'u Esra Erol'la bir araya geldik. A'dan Z'ye her şeyi konuştuk. Özel hayatından iş yaşamına, evlilere, bekarlara verdiği tavsiyelerden eşi Ali Özbir'le arasında geçen ilginç diyaloglara kadar daha önce görmediğiniz bir Esra Erol'la karşılaşacaksınız. Herkese merhaba, ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz A'da'ya. Bu itiraflara çok şaşıracaksınız. Esra Erol bugüne nasıl geldi? Tabii kötü ev sahibi kişiyi... Ne yapardı? Aman çık kayıta. Bekarlar dikkat. Bekarlara tavsiye. Evli olanlar da dikkat. O evlilik uzun sürer. Özel hayatından iş yaşamına, evlilere, bekarlara tavsiyelerinden evlendirdiği çiftlerin ziyaretine, eşi Ali Özbir'in köşeye sıkıştırmasından daha birçok konuya Esra Erol'la çok özel bir röportaj Magazin 8'de. Vallahi muhteşem yemek yapamıyor. Ne dedin sen? Röportajımıza önce Esra Erol'un dünyalar güzeli iki evladını sorarak başlıyoruz. Ay çok şükür iyiler. Şimdi bebişler deyince ilk hemen aklım Ömer'e gidiyor. Çünkü İdris Ali artık 5 yaşında. Hani hala gözümüzde çocuk ama abi konumunda. 12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sunucu bir polis kızı. Esra Erol bugüne nasıl geldi? Yaradan yardım etti. Sebat ettiğimi düşünüyorum, sabır gösterdiğimi düşünüyorum. Hani mesleğimde bir yerde olmak, bir şeyler yapmak hep istiyordum ama onun için bir fırsat ve bir tık lazımdı. Rabbime şükürler olsun ki hani o kapıyı bana açtıktan sonra ben açılan o kapıyı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. 4 kız kardeşi daha var Esra Erol'un. İçlerinden en şanslı olanı kendisi. Ancak sadece şans yetmiyor. Çalışmak da önemli. Bir günde kaç saat çalışıyorum aslında. 4.30'da yayın başlıyor. Böyle 1.30 falan gibi burada oluyorum. Program bittikten sonra da bir işte ertesi gün yayın ne olacak, ne bitecek, bugünden kalanlar nedir diye değerlendirme yapıyorum. Kaç saat oluyor herhalde? 7 saat çalışıyorum. Hep hayır dualar alıyor evlendirdiği çiftlerden Esra Erol. Bugüne kadar evlendirdiği çift sayısıysa 326. Eşi Ali Özbir gece gündüz, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde her zaman yanında. Fırat yapımcım, Fırat Yavaş yapımcım ama Ali zaten gönüllü yapımcı. Yıllardır hani iş başa düştü derler ya, kötü ev sahibi, pardon, kötü kira... Nasıl oldu? Dur, söyleyemedim. Tabii kötü ev sahibi kişiyi ne yapardı? Aman çık kayıta. Nasıl da olsun. Esra Hanım, kötü komşu insanı mal sahibi yapar, o sözün doğrusu. Peki biraz Ali Bey'den bahsedelim. Ay çok zor. Ay. Bak, iyi eş, iyi baba ama çok zor. Çok, gerçekten çok zor. Ben bazen diyorum ki yani biz seninle hani karı koca, yani bu aramızdaki geçmişten gelen o gönül bağı olmasa o biz birbirimize girermişiz tabii. Vay vay vay. Demek iki baskın karakter yıllardır hem evliliği hem de iş birlikteliğini başarıyla götürüyor. Şimdi benim bir Esra olayım var. Yani işte evdeki Esra, arkadaşlarıyla Esra, çalışırken Esra var. Bir de hani o çalışırken işin merkezindeyken ki Esra... Böyle hani kuralları olan, disiplinleri olan, inatçı olan birine dönüşüyorum. O yüzden Ali ile hani iyi ki karı kocayız yani, yoksa. Yapamadın şöyle milyonların önünde bir evlilik teklifi. 300'den fazla çifti bugüne kadar evlendiren Esra Erol'dan biraz da bekarlara tavsiyeler alalım. Bekarlara tavsiye. Sadece şunu söyleyebilirim. Herkesin hayatında birileri oluyor, biriyle karşılaşabiliyor ve tanışabiliyor. Maalesef ki mesela böyle... En yıprandığın, en yaralandığın, aşktan en nefret ettiğin zamanda karşına biri çıkıyor. Sen ona kıymet vermiyorsun. Allah senin onu karşına çıkartıyor. Sen o fırsatı değerlendiremiyorsun. Bekarlar özellikle gerçek duygularını saklamadan sergilemeliymiş. Aman şöyle yaptı, böyle yaptı da özel günümü önemsedi de önemsemedi gibi olaylara takılmamalılar. Karşıdaki insan gerçekten vicdanlı ve merhametliyse kıymet vermeliler. Ve baştan... Şunu söylemeliler bir ilişkide, hani acaba evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Niyeti ciddiyse, kardeşim benim niyetim ciddi. Seninle hani mutlu olmak istiyorum. Senin de böyle bir niyetin varsa öyle ilişkiye başlayalım. Bu arada hiç bakmıyorum, hiç muhatap olmuyorum yani. Hani hiç yüzüne de bakmıyoruz ki özellikle anlamasın hiçbir şey diye. Değerli izleyenler, bir de kadrolu bekarlar var hayatta. Yani müzmin bekarlar. O seçicilik olayı var. Şimdi mesela benim ekibimde de arkadaşlarım var.
evlilik programı yapıp günün bir arasında ay Esra Hanımcığım ne yapacağım yani, ya da biriyle tanışıyor. Daha tanışır tanışmaz kusur bulmaya yönelikler ya, o yüzden de sıkıntı oradan başlıyor. Bu delikanlı zaten buraya gelirken her şeyi hazırlamış. Biz sadece onun evlilik teklifini daha yani ekranda yapması için minik akıl verdik. Peki kısmetimizi bulduk ve evlendik. O evlilik nasıl uzun sürecek acaba? Sınırlar. O sınırlara gösterilen saygı. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi duyarak söylersek o evlilik uzun sürer. İlişkinin yıprandığı, yani monotonlaştığı dönemler oluyor herkesin ilişkisinde. İşte oralarda devreye girip o fırsatı yakalamak lazım. Kavga etmek yerine konuşmayı tercih etmek lazım. Esra Erol kendinden de örnek veriyor. Benim anlatmak ve söylemek istediğim her şeyi böyle en sakin zamanımda söylüyorum ki karşı taraf beni duysun diye. Çünkü öbür türlü karşılıklı ağız ve karakter çatışmasına giriyor olay. O karakter çatışması zaten bir ilişkinin en kötü dönemi. Ondan sonra zaten saygı da bitiyor. Yani aileler iyi anlaşıyorsa, çiftler iyi anlaşıyorsa, çok bariz bir problem yoksa, işte şiddet, ihanet gibi, sevgi de varsa, sebat de gösterirse yürür. Annelerimiz, babalarımız nasıl yürütüyormuş? Bir çiftimiz daha Esra Erol'da programında nikah masasına oturdu. Mutluluklar diliyorum. Değerli izleyenler, Esra Erol'dan mutlu bir evlilik için 10 altın kural geliyor. Bir, fazla beklenti içerisinde olmayacaksın. Bunu hep söylerim. İki, karşı tarafı değiştirmeye asla çalışmayacaksın. Evlendikten sonra ben onu değiştiririm, istediğim kıvama getiririm gibi bir düşüncen asla olmayacak. Üç, 10 günde, 15 günde, bilemiyorum kaç günde bir size özel bir an ve zaman olacak. Gerçekten onu iyi değerlendireceksin. Dört mü? Tartışmayacaksın. Onun yerine konuşmayı tercih edeceksin. Beş, karşı tarafa yani eşine ve eşine ait olan her şeyi de sevmeyi bileceksin. Saygı duymayı bileceksin. O da aynı şekilde sana. Altı, ilk aşkı canlı tutmak çok kolay olmuyor ama mücadele edeceksin. Yedi, baba film izleyeceksin. Evet, beraber romantik filmler izleyeceksin. 8, gıcık olduğun huyları varsa ondan dalga geçmeyi bileceksin. 9 kaçtayız? 8 dedik. 9, çocuklar yüzünden kavga etmeyeceksin. 10, başka birine yani bir ilişkiyi bitirip o süreci yaşayıp sonra yeniden bir aşk ve sevdaysa elindekinin kıymetini bileceksin. Eğer karşılıklı kıymet görüyorsanız. Esra Erol'un altın kurallarını uygulayan ve aylardır mutlu bir şekilde evliliklerini yürüten çiftler de bakın burada oturuyor. Çocuklar da var. 65 yaşındaki Ahmet Bey, Esra Erol'da evlenen bir beyefendi. İlk başlangıç haftası Evet. Ben sizinle tanıştım ve 3 ay kaldım tam. Ondan sonra 5 Aralık 2013'te de eşimi alıp ve kanaldan ayrıldı. Ama bu arada İlk tanıştıklarında ve görüştüklerinde olmadı değil mi? Sonradan oldu Ahmet ben abi. Ben sonra kendisini padişah fermanıyla çağırdım. Fermanı da sağ olsun Esra Hanım okudular. Ahmet Bey ikinci baharını yaşıyor. Onun mühürü de efendim. Ay inanmıyor. Ay şaka yapıyorsun. Onun mühürü de bakın buradadır. Tarihi biz 5'inde evlendik. Evlilik. Ne zaman alınmış nüfus cüzdanları? 16-12. 16. Üzerinden 11 gün sonra alınmış. 11 gün. Bu da mühürüdür evliliğin. Evet. Evet. Bu tek başına olmaz. Bir de bu olacak yanından yürü olarak. Aynen. 55 yaşındaki Leyla Hanım hala heyecanlı. Zaten fermanı görünce iş bitti. Bu arada siz ekranda izliyordunuz değil mi? Ben izliyordum. Hiç ummadığım bir anda ve şaşırdım. Ağlamaya başladım. Birdenbire duygulandım. Bu genç çift de yeni evli. Hani şu çiçeği burnunda olanlardan hem de. Adım Tuğba Ceylan. Pardon, Tuğba Sarıkaya. Benim karşımda daha rahatlar biliyor musun? Ama orada demek ki unutuyorlar. Mesela ben de magazindeyken böyle strese giriyorum. Aman efendim, hiç strese girecek bir durum yok. Güzel güzel bir hafta sonu sohbeti yapıyoruz şurada. Esra Erol'da geldik, evlendik Esra Hanım'la. Bu da bizim meyvemiz, Esra'nın meyvesi. Günleri rüya gibi geçiyormuş. Geldik, konuştuk, daha paravanın arkasında konuşuyoruz. Aileler işte, onun ailesi, benim ailem. Ben evlenmiş, boşanmıştım. Eşim de evlenmiş, boşanmıştı. Çocuklarım vardı, kendinin çocukları vardı. Birbirimizi daha iyi tanıdık.
Ondan sonra da her şey akışına doğru ilerledi. Sohbetimiz öyle koyu bir hal aldı ki Esra Erol'u merak eden eşi Ali Özbir de yanımıza geldi. Efendim nasılsınız? Konuş. Teşekkürler, sen nasılsın? Çok konuş, ne anlatıyorsun ben yokken? Kickboksa başladığını söyledim, boks yapmaya. Ha. Ben de dedim şimdi kung fu'ya başlıyorum. Karşılıklı kavga edeceğiz en son. Türkiye'nin gözü önünde bir maç yaparız herhalde. Oo, Esra Erol kickboksa başlamış. Değerli izleyenler, Ali Bey'in röportaja gelişi bizim için iyi oldu ancak Esra Erol için hiç iyi olmadı. Efendim Esra Hanım yemekleri yapıyor mu evde? Vallahi muhteşem, yemek yapamıyor. Aynen öyle. Beni kameraya verdim, patlatırım bombaları, ben söyleyeyim. Ama söyle be, tamam. Başka siz soracaksın, ben cevap vereceğim. Peki efendim, gömleğinizi, tişörtünüzü, pantolonunuzu ütülüyor mu? Vallahi ütüleyemiyor maalesef. Hepsini ben tek tek kendim yapıyorum. Kendin yapıyorsun? Evet. Benim şeyim zaten, ben titiz bir şeyim. Tertemiz. Kendi şeylerimi yapıyorum. Kendim yaptırıyorum. Kuru temizlemeye yalatırıyorum. Ay yazıklar olsun ben ya. Ben söyledim, ben patlatacağım dedim bombayı, söyleyeyim. Esra Erol'dan resmen soğuk terler akıyor. Evde nasıl Esra Hanım? Eve gitmemiz 9-9 bir şey buluyor. Çocuklarla uğraşıp seviyoruz biraz. Ondan sonra işte birbirimizi gördüğümüz yok. Ne dedin sen? Ay çok delisin, yemin ederim. Ne dedim, ne dedi? Şeyden seyredersin bakacından. Yani yapmayacaktını. Program iyi sunabiliyor mu kendini? Ha, şimdi esas soru. Bak şimdi beni övecek. Bunu sen soruttun kesin bak. Evet, övecek beni şimdi. Yok, Esra Hanım sordu soru. Evet, beni şimdi öveceksin. Hadi. Çok iyi sunduğumu söyle. Biraz eksikleri var tabii. Yani onu yavaş yavaş motive, her gün böyle motive ediyoruz, söylüyoruz. Eksiklerini söylüyorum, anlatıyorum ben kendisine. Hala yapamıyorum mesela, hala sunamıyorum. Ama olacak diyorsunuz yani. Olurum değil mi? Benden bir şey olur mu? Bir şeyler olacak. Başarı, İnşallah ya, bir gün olacak yani. Peki. Bu arada ne söylüyorsa tam tersi, unutmayalım. Ben Leyla'yım, Mecnun'u ver.